Matematik kariyerinizin bir yerinde fonksiyon fikri ile karşılaşmışsınızdır. Bu videoda alışmış olabileceğinizden daha ciddi bir yaklaşımla fonksiyonları ele alacağız ve daha sonra fonksiyonları şimdiye kadar görmüş olduğunuz vektör ve doğrusal cebir kavramları ile ilişkilendireceğiz. Bir fonksiyon aslında sadece bir kümenin elemanları ile başka bir kümenin elemanları arasındaki ilişkidir. Diyelim ki bir X kümemiz var ve bu X kümesinin her elemanı için bu elemanı Y kümesinin bir elemanı ile eşleştireceğim veya ilişkilendireceğim. Buna göre eğer bunun X kümesi ve bunun Y kümesi olduğunu varsayarsam Y kümesinin daha küçük olması gerekmiyor. Sadece çizerken öyle denk geldi. Fonksiyon aslında sadece bunlar arasında bir ilişki. Eğer x kümesinden bir eleman alırsam, Bakalım aldığımız eleman bu olsun. Bu elemanı bir nokta olarak gözümüzde canlandırıyoruz. Bu fonksiyon diyecek ki, tamam sen bana X kümesinden bir eleman verdin. Bu durumda ben de sana Y kümesinden X kümesindeki bu eleman ile bağlantılı olan elemanı vereceğim. Bu elemanı buradaki bu eleman ile eşleştireceğim. Bu x'in her elemanını y'nin bir elemanı ile ilişkilendirmek veya eşleştirmek anlamını taşıyor. Eğer bana buradan başka bir nokta verirseniz, bunu y kümesinden başka bir eleman ile eşleştireceğim. Hatta y kümesindeki aynı eleman ile de eşleştirebilirim. Yani bu kavram çok genel olarak söylersek x kümesinden bir elemanı y kümesinden bir eleman ile eşleştiriyor. Muhtemelen diyorsunuz ki anlattıkların son derece soyut. Bunların şimdiye kadar öğrendiğimiz fonksiyonlarla bağlantısı ne? Peki. Muhtemelen şimdiye kadar pek çok kez gördüğünüz bir fonksiyon yazayım. f(x) eşittir x kare. Bunu bu gösterimle nasıl yazabiliriz? Peki bu bir fonksiyon. Görmeye alışkın olduğunuz bir fonksiyon. Sadece f ile yazdım ancak bunu g(x) falan diye de yazabilirdim. Mutlaka f olması gerekmiyor sanırım. Ana fikri anladınız bu durumda. f bir eşleşmedir. Gerçek sayılardan gerçek sayılara bunu tam sayılarla veya sadece çift sayılar ile de kısıtlayabilirdim benim elimde. Ancak bu fonksiyonu gerçek sayılardan gerçek sayılarla eşleşecek şekilde tanımlıyorum. Diyorum ki buraya herhangi bir gerçek sayıyı koyabilirsiniz ve bu gerçek sayılarla eşleşecek. Yani eğer bunlar gerçek sayılar ise ve tabii ki gerçek sayılar her yönde sonsuza kadar gidiyor, değil mi? Neyse, bu gerçek sayılar için ise bu fonksiyon R'deki her noktayı alıyor ve bunu R'deki başka bir nokta ile eşleştiriyor. Her noktayı alıyor ve bunu o sayının karesi ile eşleştiriyor. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum veya bu en azından benim için önemli. Fonksiyonlarla İlk kez karşılaştığımda şöyle düşünüyordum. Bana bir x veriyorsun, ben de bunun karesini alıyorum ve sana x kare veriyorum. Bu doğru tabii. Yaptığınız şey bu. X'i başka bir sayıya dönüştürdüğümü düşünüyordum. Siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bunu düşünmenin en iyi yöntemi bu bile olabilir ama size burada anlattığım matematiksel tanımda x'i x kare ile ilişkilendiriyorum. Bu bununla tamamen aynı şey aslında. Sadece başka bir gösterimi. Buradaki iki ifade, bu ifade ve bu ifade aynı şeyi anlatıyor. Bu ifadeyi muhtemelen daha önce e, hiç görmediniz, ancak bunu eşleşmeyi çok açık gösterdiği için seviyorum. Bu ifade ise bir kıyma makinesine benziyor. Makineye x koyup x kare almak gibi veya x'e ne yapılması gerekiyor ise e, onu yapan bir makine gibi. Bu gösterim ise bana gerçek eşleşmeyi gösteriyor. Bana bir x vereceksiniz ve ben bunu gerçek sayılarda x kare olarak adlandırılan başka bir sayı ile eşleştireceğim. Yani bu sadece başka bir nokta olacak. Şimdi de biraz terimlerden bahsedelim. Sanırım bu terimleri daha önce duydunuz. İçinden eşleştirme yaptığınız küme tanım kümesi olarak adlandırılıyor ve bu fonksiyon tanımının bir parçası. Evet, tanım kümesi. Ben fonksiyon oluşturucunuz olarak <laughs> buradaki her geçerli girdinin gerçek sayılar kümesinden olması gerektiğini söylüyorum. Evet, evet bunu ben tanımlıyorum. Şimdi, buradaki elemanları eşleştirdiğimiz diğer kümede değer kümesi olarak adlandırılıyor. Evet, değer kümesi. Muhtemelen şimdi şunu soruyorsunuz. C1 2'de tüm bu fonksiyon şeylerini öğrendiğimde veya bunları ilk öğrendiğimde, değer kümesi terimini hiç kullanmamıştık. Görüntü kümesi terimini öğrenmiştik diyebilirsiniz. Tabii bir de görüntü kümesi terimi var. Görüntü kümesinin ne olduğunu 9. veya 10. sınıftayken öğrenmiştim. Peki değer kümesi ile görüntü kümesi arasındaki ilişki ne? Aralarında önemli bir fark var. Değer kümesi eşleştirme yapacağınız veya yapmayacağınız fonksiyonu oluşturan kişinin seçtiği bir kümedir ve bu örneğimizde değer kümesi bu bu örnekte gerçek sayılar hem tanım kümesi ve hem de değer kümesi olarak seçildi şimdi soru şu peki görüntü kümesinin bununla ilişkisi ne yani değer kümesi muhtemelen gidebileceğiniz içindeki elemanlarla eşleştirme yapabileceğiniz küme tabiri caizse keyfe keder değer kümesindeki her noktayı tanım kümesindeki bir nokta ile mutlaka eşleştirmeniz gerekmiyor ancak görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesidir. Görüntü kümesi değer kümesine eşit olabilir. Bu bir alt küme. Bir küme kendisinin alt kümesidir. Bir kümenin her elemanı aynı zamanda kendisinin de elemanıdır öyle değil mi? Buna göre kendisinin alt kümesidir. Evet. Buna göre görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi. Bunu yazalım. Görüntü kümesi değer kümesinin içindeki tüm eşleşmelerin gerçekleştiği elemanların oluşturduğu bir alt kümedir. Evet, değer kümesinin içindeki tüm eşleşmelerin gerçekleştiği elemanların oluşturduğu bir alt küme. Şimdi size bir örnek vereyim. Bir g fonksiyonu tanımlayalım. Bu fonksiyon r kareden r'ye gidiyor olsun. Yani sıralı ikililer ile reel sayıları eşleştirecek. Yani r karedeki tüm terimleri kurala bağlı olarak R'deki karşılıkları ile eşleştirecek. G'yi de tanımlayacağım. Bunu farklı iki yolla yazacağım. Buna göre şimdi x1 virgül x2 gibi sıralı ikili için g x1 virgül x2 her zaman 2'ye eşit olsun. Evet böyle bir kural oluşturdum. R kareden R'ye eşleşmeler var ve bu her zaman 2'ye eşit. Şimdi bunu diğer gösterimle de yazayım. Zira muhtemelen bununla pek karşılaşmadınız. Şöyle yazalım. G fonksiyonu x1 ve x2 noktalarını 2 noktası ile eşleştiriyor. Böyle yazmak eşleştirmeyi daha net görmemizi sağlıyor. Şimdi soruyorum. Tanım kümemiz nedir? Fonksiyon tanımlamanın gereklerinden biri buydu değil mi? Görüyorsunuz tanım kümemiz r kare. Şimdi diğer kümemiz yani değer kümesi nedir? Değer kümesi eşleştirmeyi yaptığım küme. Değer kümesi buradaki elemanların potansiyel olarak eşleşeceği küme. Ve bu da fonksiyon tanımının bir parçası. Yani burada değer kümesi bu. R. Evet. Şimdi fonksiyonumuzun görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi, fonksiyonun gerçekte eşleştiği değerler kümesidir. Buradaki durumda her zaman iki değeri ile eşleşiyoruz değil mi? Buna göre, görüntü kümemiz sadece iki nokta kümesidir. Eğer bunu çizerek göstermek isteseydik, r kare aslında, aslında bunu bir baloncuk olarak çizmezdim. Bunu bütün bir kartezyen uzay olarak çizerdim. Ancak size sadece soyut bir kavram veriyorum. Eğer gerçekten R'yi çizmem gerekseydi de bunu bir çeşit sayı doğrusu olarak çizerdim. Aslında sadece eğlence olsun diye o şekilde yapayım. Evet. Genelde bunun bu şekilde yazıldığını görmezsiniz. Evet. Bu R². R kare. R'yi de R kare ile benzer şekilde çiziyor olabilirdim ancak R'yi düz bir çizgi olarak da çizebilirim. Diyelim ki bu R kümesi ve G fonksiyonun buradaki her noktayı burada tam olarak 2 noktası ile eşleştiriyor. 2. Evet, R de sadece küçük bir nokta. G fonksiyonum R karedeki herhangi bir noktayı alıyor, herhangi bir koordinat, bu örneğin 3,5 noktası olabilir veya ne bileyim hangi nokta ise ve bunu daima R'deki 2 noktası ile eşleştiriyor. G fonksiyonum bunu yapıyor. Buna göre G'nin değer kümesi gerçek sayıların tümü diyebilirsiniz ancak G'nin görüntü kümesi sadece 2 nokta kümesidir. Şimdi ilginç olabilecek başka bir örnek oluşturalım. H'yi R kare'den R küp'e giden bir fonksiyon olarak yazalım. Burada dikkatli olun. H R kareden R küpe gidiyor ve diyelim ki diyelim ki H x1 virgül x2 eşittir. Yani şimdi uzayda başka bir boyuta eşleştiriyorum. Değil mi? Buna göre bu eşittir diyeceğim. Diyelim ki R küpteki ilk koordinatım veya buna bileşenim de diyebilirim. X1 artı X2 olsun. Evet. Diyelim ki İkinci bileşenim de x2 eksi x1 olsun ve üçüncü bileşenim de x2 çarpı x1 olsun. Evet bu tamamıyla benim yaptığım bir tanım. Şimdi tanım kümesi nedir, değer kümesi nedir ve görüntü kümesi nedir? Hadi bakalım. Tanım kümem buradaki r kare öyle değil mi? Değer kümem ise r küp. Ve dikkat edin, iki boyutu olan bir uzaydan, üç boyutu olan veya üç bileşeni olan bir uzaya gidiyorum. Her zaman x1 virgül x2 gibi herhangi bir noktayı buradaki reküpteki bir nokta ile eşleştirebilirim. Şimdi burada enteresan bir soru geliyor. Peki görüntü kümesi ne? Değil mi? Soru bu. Buradaki her noktayı eşleştirebilir miyim? Belki seçebileceğim en iyi örnek bu değildi. Zira yeterince basit değil ama devam edelim. Reküpteki her noktayı acaba eşleştirebilir miyim? Bu değer kümem, tanım kümem r kare idi ve fonksiyonum r re kareden reküpe gidiyor. Yani bu h görüntü kümem değer kümemin bir alt kümesi olacak değil mi bu görülüyor yani değer kümesindeki her nokta R karedeki bir nokta ile eşleşmeyecek size buna dair bir örnek vermeye çalışayım bu fonksiyonda x1 ve x2 yerine bazı değerler verelim h'yi alalım diğer gösterimi kullanayım diyelim ki H, evet diyelim ki H, 2,3 olsun. 2,3'ün H tarafından kiminle eşleştirileceğine bir bakalım. Fonksiyonum bana bunun reküpteki bir nokta ile eşleşeceğini söylüyor. 2 terimi topluyorum. 2 artı 3, yani bu 5. X2 ve X1 arasındaki farkı buluyorum. Buna göre 3 eksi 2, 1 ve daha sonra İkisini çarpıyorum, 6. Yani bu nokta kesinlikle görüntü kümeme ait olacak değil mi? Bu görüntü kümesinin bir üyesi. Buraya yazalım. Görüntü kümesinin elemanı. Buna göre örneğin 2,3 noktası... Bu nokta tam şurada olabilir. 3 boyutlu nokta ile eşleşecek. Burada 2 boyutlu bir baloncuk gibi çizilmiş ancak sanırım siz fikri anladınız. Bu nokta buradaki 5,1,6 noktası ile eşleşecek. Yani bu kesinlikle görüntü kümesinin bir üyesi. Şimdi sorum şu. Eğer reküpte herhangi bir nokta alsam, farklı bir renkle yapalım. Diyelim ki bu nokta 5,1,0 noktası olsun. Bu nokta görüntü kümesinin bir üyesi olur mu? Olmak zorunda mı? Değer kümesinin üyesi olduğu açık çünkü reküpte. Kesinlikle bunun içinde ve tanıma göre bu değer kümesi ancak bu görüntü kümesinin içinde mi? İşte soru bu. 5 iki sayının toplamı olmak zorunda değil mi kurala göre bir ise iki sayının farkı olmak zorunda ve daha sonra 0 iki sayının çarpımı olmak durumunda. Ve biz kesinlikle 5'in toplam ve 1'in fark olduğunu biliyoruz. 2 ve 3 ile uğraşıyoruz. Ve bu sayıların çarpımının da 0'a eşit olmasını sağlamanızın hiçbir yolu yok. Yani tanım kümesindeki bir ikilinin bu kurala göre bu nokta ile eşleşme şansı yok. Yani bu arkadaş elbette değer kümesinde ancak görüntü kümesine ait değil. Buna göre görüntü kümesi R küpteki tüm noktaların alt kümesi olacak. Yani görüntü kümesine ait olmayan pek çok noktada olacak. Ve R küpün daha küçük bir alt kümesi bizim görüntü kümemiz olacak. Şimdi sizi konu fonksiyonlara geldiğinde öğrenmeniz gereken yeni bir terimle tanıştıracağım. Buradaki fonksiyonlar R kareden R'ye giden veya eşleştiren bir fonksiyon bunun değer kümesi r idi buradaki fonksiyon muhtemelen matematikte en sık gördüğünüz fonksiyondur bu da r ile eşleşiyor eğer bir fonksiyon bir boyutlu uzaya eşleşir ise bunları skaler değerli fonksiyon olarak veya gerçek değerli fonksiyon olarak adlandırıyoruz eğer vektör kalkülüs almadıysanız muhtemelen matematik kariyerinizde şimdiye kadar uğraştığınız tüm fonksiyonlar skalerdi veya gerçek değerliydi. Yani eğer r'ye veya r'nin bir alt kümesine eşleştirirseniz gerçek değerli bir fonksiyon veya skaler değerli bir fonksiyon elde edersiniz. Eğer r üzeri n'e eşleştirirseniz burada n birden büyük olacak tabii yani eğer r kare r küp r üzeri 4 ne bileyim r üzeri 100'e eşleştirirseniz bu durumda vektör değerli bir fonksiyonla uğraşıyorsunuz demektir. Buna göre burada tanımladığım son fonksiyon yani h vektör değerli bir fonksiyondur her neyse sanırım bu ders serisinin bundan sonraki videolarında kullanacağım matematiksel kavramları açıklamayı tamamladım umarım bunu yararlı bulmuşsunuzdur